kapı o dönemde kalmaydı. Son yakma olayından sonra maalesef kapı kanatları da artık kül oldu. Dönemin özellikle metal işçiliği ve ahşap işçiliğini göstermesi bakımında önem arz ediyor. Kullanılan metal köşemetler bizim için önemlidir. Her yıl en az 3-4 kere öğrencilerimizi götürüp yerinde anlatıyorduk. Bu ziyaretlerimiz esnasında caminin o günkü mevcut durumları, özellikle 2009, 2010, 2011 yıllarına ait mevcut durumlarını fotoğrafladık. 7 Aralık'taki yangından sonraki tahribattan daha önceki çektiğimiz o görüntüler maalesef çoğu yok olduğundan dolayı biz de bunu tekrar hafızalarda canlandırmak amacıyla bugünkü fotoğraf sergisini düzenledik. Ama bu fotoğraf sergisini düzenlerken geçmişten alıp günümüze getirmek istedik. İki kare Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arşivinde fotoğraf bulmuştuk. Biri 1940'lı yıllara ait, biri 1960'lı yıllara ait. Dolayısıyla 1940'tan alıp günümüz 2016 yılına kadar ki durumu yansıtacak fotoğraf sergisini düzenledik. Son sergimizin son iki karesi ise hem Aralık ayındaki yangını hem de yangın sonrasında sokağa çıkma yasağının bir günlük kaldırıldığı o günde çekilen görüntüleri genelde internet şeylerinde toplayıp iki kare şeklinde bir de onla sonlandırdık. İnşallah önümüzdeki Kasım veya Ekim aylarında şu andaki yangından sonraki mevcut durumunu da gözler önüne serecek bir fotoğraf sergisi yapacağız. Hem önceki hali hem de günümüzdeki hali. Şimdi Kurşunlu Camii'ni çalışırken 1810 yıllarındaki olaylarda, Diyarbakır'da 1810 yıllarında olaylar oluyor. O olaylardan Kurşunlu Camii'nin işgalede atılan toptan zarar gördüğünü görüyoruz. Ahşap kapı kanatlarının yandığını ve üzerindeki tarihe göre 1840 yılında o ahşap kapı kanatlarının yenilendiğini görüyoruz. Günümüzdeki terör olaylarında da yine aynı şekilde ahşap kapı kanatlarının tamamıyla kül oldu. İş kısımdaki mahfilin yandığını, yine 1800 yıllarında kalan ahşap kepenklerin yandığını. Ama beni en çok etkileyen nedir? En çok etkileyen özellikle mihrap kapısının, mermerden yapılan mihrap kapısının tamamıyla tahrip edilmiş olmasıydı. Üzerindeki süslemeleriyle, formuyla çok önemli bir kapıydı. Aynı zamanda bir ışık geçirgenliği vardı. Ve daha sonraki Behram Paşa Camii'nin mihrap kapı kanatlarına da örneklik teşkil eden bir kapıydı. Ama günümüzde maalesef taş kapısı gitmiş, taş kısmı gitmiş, kapı kanatlarından biri tamamıyla tahrip olmuş, yandaki çerçeveler tahrip olmuş, köşk kısmı tahrip olmuş ve sadece kapı kanatlarından biri kalmıştır. Bu da bir sanat tarihçi olarak beni çok derinden etkiledi. Sergide toplam 26 resim kullandık. Birinci resmimiz Fatih Paşa'nın genel tanımını gösteren, tanıtımını yapan resimdi. Hangi tarihte Fatih Paşa Camii inşa edilmiş, özellikleri nelerdir? Fatih Paşa özellikle Mimar Sinan'ın geliştirdiği merkezi kubbeli plan şemasına öncülük etmesi bakımından, esin kaynağı olması bakımından çok önemlidir. Sonraki karelerimiz 1940-60 yıllarındaki Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aldığımız fotoğraflar. Onun dışında da öncelikle caminin dış cephelerini gösteren
işte kuzey cephesidir, güneydoğu cephedir, güneybatı cephedir. Dış cephesini yansıtan fotoğraf karelerimiz var. Özellikle yangından tahrip olan ahşap unsurları gösteren kapı kanatlarıdır, pencere kanatlarıdır, kapı tokmağıdır. Onun dışında kuzeydeki mafildir. Bunları gösteren karelere önem verdik. Özellikle mihrabın kapı kanatlarına, minberin kapı kanatlarına, mihraptaki süslemelere, mihraba önem verdik. Çünkü minberin kapı kanatları tamamıyla tahrip edildiğinden dolayı bunların belge olarak sonraki nesillere bırakılmasını istedik. İnsanı tabii derinden sarsıyor. Temennimiz bu tür olayların olmamasıdır. Her ne olursa olsun, ne şartlarda olursa olsun insanların mabetlerinin el uzatılmaması gerektiğini düşünüyor. Çünkü bunlar kültür varlığı. İnsanlar kültürleriyle yaşarlar. Kültürleriyle sonraki gelecek nesillere iz bırakırlar. Sonraki gelecek nesiller de o yolda yetişir. Eğer bir toplumu eğer yok etmek istiyorsanız en kolay yolu kültürünü yok ederseniz o toplumu çok kısa bir tarihte izlerini silebilirsiniz.